Sevgili can bağlarımız nasılsınız diye sormayacağım. Aşağı yukarı hepimiz aynı durumdayız, aynı psikolojideyiz diye tahmin ediyorum. Hepimiz çok üzgünüz, çok mutsuzuz. Karamsar, karanlık günler. 99 depreminden sonra bu yaşadığımız da maalesef çok karanlık hatırlayacağımız günler. Hiçbir farkı yok aslında. Evet. Baktığınız zaman 99 depremine ne kadar Aynen. hazırlıksız yakalandıysak bu depreme de o kadar hazırlıksız yakalandık dostlar. Kimse var mı? Kimse var mı? Burada kimse var mı? Bir şey değişmemiş yani. Hiçbir şey Bunu değişmemiş. görmek çok acı. Maalesef bu kadar kaybın olması çok acı. Enkazdan çıkarılan her kurtarılan her canla mutlu oluyoruz ama kaybedilen de çok fazla var. O yüzden insan nasıl hissedeceğini bilemiyor. Çok karmaşık duygular içerisindeyiz. Herkes ya eminim aşağı yukarı aynı psikolojide ve suçlu hissediyoruz. Çocuğuna sarılırken insan kendini kötü hisseder mi? Hissediyorsunuz yani. Bu böyle günler maalesef. Umarım bu son olur. Bu kadar kaybın yaşandığı son olur. Evet, ülkemizin gerçeği bu. Yani biz Deprem gerçeği deprem abi. bölgesinde yaşıyoruz. Ülkemiz bu şekilde ve buna hep hazır olmamız gerektiği söyleniyor ama biz ne yapıyoruz? Bugün bunu sorguladığımız günlerden biri. Şimdi işimiz siyasi boyutuna vesaire hiçbir şekilde girmek istemiyoruz. Girsek çıkamayız çünkü işin içinden. Biz kendimiz ne yapabiliriz? Nasıl önlemler alabiliriz? Bununla ilgili bir video oluşturmak istedik. Çünkü bir video oluşturmak istedik. Biraz farkındalık yaratmak istiyoruz bu konuyla ilgili. Neden derseniz, hatırlarsanız Düzce üstünde bir deprem olmuştu. 6-1'di sanırım deprem. Ve o depremde de biz çok korkmuştuk. Bir deprem çantamız yok. Deprem çantası hazırlamamız şart olmuştu ama hazırlamadık. Ta ki bu depreme kadar. Artık bu bize bunu yapmamız gerektiğini gösterdi. Bizim gibi deprem bölgelerinde yaşayan insanlar bu deprem çantasını hazırlamadıysa hani nacizane lütfen siz de hazırlayın. Eminim siz de bunu tabii ki atlamamamız gerekiyor diyorsunuz ama kaçımızın evinde deprem çantası ya da ilk yardım çantası hazır? Bizim değil. Ve uykusuz bir gece sürekli biz de sizler gibi haberleri takip etmeye çalışıyoruz. Ve gördüğümüz şeyler neticesinde dedik ki hadi kalkalım ve Şey en şu an azından elimizdeki imkanlar bu. neyse yani imkansızlıkların içinde şu anda gecenin bir yarısı elimizde ne varsa bununla en azından bir başlayalım. Şu çantayı bir koyalım da kenara. Sonra mutlaka eksikler vardır. Bir şeyler de tamamlanır. Ama siz de bu videoyu izleyince lütfen Bir deprem çantası evet oluşturun oluşturun. ve koyun. Bir Yani deprem planı çok yapın. önemli, çok Biz önemliymiş. bir önceki Düzce depreminde evde kalmıştık. Hiçbir tatbikatı daha önceden ciddiye almadığımız için böyle ışık tutulmuş sincap gibi, ışık tutulmuş tavşan gibi kaldık ve hiçbir şey yapamadık deprem bitene kadar. Böyle olmamamız lazım. Çünkü o sırada yapacağınız ufacık bir hareket belki hayatınızı kurtaracak. Bunlara çok önem vermemiz lazım. Ya okuyabiliyorsanız bu Akut'un, AFAD'ın bununla ilgili çok fazla dökümanı var. İşte deprem öncesi ne yapmak lazım, sonrası ne yapmak lazım, deprem sırasında ne yapmak lazım? Mutlaka bilgilenin dostlar. Yani bir çıkış planı yapmak gerekiyor. Ne yapmak lazım? Nasıl ilerlemek lazım? Çok önemli bir konu. Hayat kurtarabilecek bir konu. İlk başta deprem bölgesine gönderilmek için bir koli hazırlayacağız. O koliden sonra da deprem çantamızı yapacağız. İstiyorsanız koli hazırlayarak başlayalım. Koli hazırlarken de çok araştırdık şu 2 gün oradaki eksikler ne gönderilmesi gerekiyor. Biz de karınca kararınca artık elimizdeki şeylerden kendimiz bir şey yapmaya çalıştık. Bu damlaya damlaya göl olur. Az çok dememek lazım. İmkanı olan herkes şu anda bu seferberliğe katılması gerekiyor diye düşünüyorum.
Gerçekten şunu çok yoğun hissettiğim bir akşam. Hani şartlar keşke çok daha farklı olsaydı ve çok zorlanıyorum şu an konuşmaktan. Yani bir şey yapabilseydik. Çünkü bakıyorum gitme şansımız yok. Maddi anlamda çok zorlandığımız bir süreçteyiz. O anlamda bir şey yapamıyoruz ama elimizde ne varsa. Yani özellikle çocuklar, yani şu anda küçük çocuklarım olduğu için bunu daha derinden hissedebiliyorum. Çocuklar için bir şeyler yapmak lazım. Onlara bir malzeme ulaştırabilmek lazım. Üşümemeleri için. Çünkü yani deprem zaten yani yeteri kadar zor bir şey değilmiş gibi, bir de donarak insanlar, Kışta hani şey yapamayacağım sen. evet dostlar, şimdi bazı kendimizce ürünler belirledik aslında. Onları hani böyle göstererek koymak istiyoruz. Bu arada hani böyle gönderdiğimiz şeyi gösterme biraz absürt geliyor bize ama Ne kültürel olarak ne inanç olarak yaptığımız iyilikleri veyahut da paylaştığımız şeyleri göstermek doğru gelmiyor. Ben ne yapabilirim diye düşünenlere belki bir küçük fikir olabilir. ilham olur. Önce bizim termal yün çoraplarımız vardı. Evet. Onlardan Bunlar bizim satışını yaptığımız ürünlerdi. koyuyoruz. Önce alta şey koysak, bir battaniyeye. Tamam, koy. Battaniye büyük ya. Tabii en önemli olan şey battaniye dostlar. Çorapları koyalım yanlara. Çoraplar gerçekten çok sıcak tutuyor. Bir de Bunlar kısa değil. termal yün çorabı. Bayağı neredeyse yani dizimin biraz altına kadar da uzanıyor. Şu Murat Deniz'e almıştı Filiz. Daha hiç açılmamış. Bebek Bebek çorapları. için. Bebek battaniyeleri. Bu da yine satışını Kesin. yaptığımız eşyalardan da. Onlardan da Bunlar böyle sıvı. sweatshirtler çok güzel kalın sweatshirtler. Evet. İnşallah sıcak tutar diye ümit ediyorum. Kolonya ve dezenfektan orada ihtiyaç duyulabilir diye düşündük. Evet. Yani şu anda sabah, gün doğmak üzere ve bir süredir aklımızda olan bir şeydi ama ne yapabiliriz? Birkaç gündür yani düşünüyoruz bu özellikle yardım kolisi konusunu. Elimizdeki imkanlarla genelde de satışını yaptığımız ürünlerde onlardan vardı elimizde. Onları koyuyoruz. Kimin ne imkanı varsa Onları da gönderebilir. onları Özellikle gönderebilir. orada havalar çok soğuk dostlar şu anda. Evet, o yüzden de çocuk eşyaları hazırladım bu arada, işte Mia'nın ve Tabii. Murat Deniz'in. Bu arada ben dolap uygulamasından da İşte bu kullanmadığımız şeyleri açıkçası satıyordum. Bunlar da benim temiz, hani kaldırdığım, satılabilir diye düşündüğüm şeylerdi. Fakat şu an bu durumda tabii ki göndereceğim ama Paylaşmak temizdi. daha önemli. Evet, temizdi. Hani Bir bunu yok şeyden durum. dolayı söylüyoruz. Hani hepsi temiz, aslında satılabilecek ürünler. Öyle Tabii. hani şey ürünler değil, kötü ürünler değil Ya zaten o hangisi. kadar kısa kullanıyor ki çocuklar, siz de yani anneler babalar beni anlayacaktır. Zıbınlar, mubınlar, Evet, bebek şapkalar. kışlık olanları özellikle koydum. Böyle sıcak tutabilecek şeylere. Bu da Mia'nın da işte mont. Yine. Kaban. Evet. Kabanlar, montlar, çocuklar için. Örgü hırkalar. Uyku tulumu. Bebek için yine, çocuk için. Tam olarak bence sığdırdık. Evet. Bakalım. Çok komik mi olur bilmiyorum ya. Ama bir çocuğun bayağı ısınsa bir şeydir yani. Ev ayakkabısı. Böyle çok temiz. Evet, yardım kolimiz hazır dostlar. Biz daha hani çocuklara yönelik üşümemeleri için elimizde ne varsa özellikle fanta sattığımız ürünlerden işte yün çoraplar,
işte dezenfektanlar, sweatshirtler gibi elimizden geldiğince bir şeyler koymaya çalıştık. Unutmayın, yani sevgi paylaştıkça artar, üzüntüler paylaştıkça azalır. Şu an elimizde ne varsa bence paylaşmamız gerekiyor. Tabii imkanı olanlar da, özellikle maddi destek sağlayabilecek olanlar da gerçekten nereye maddi destek yaptın çok iyi araştırarak baksınlar. Çünkü çok enteresan hesap numaraları falan verenler, böyle acayip şeyler dolaşıyor. Yani büyük şeylere, AFAD'a, Kızılay'a, Ahbap'a olabilir. Ahbap'a, böyle yerlere bağışlarda bulunun. Hani onun haricinde ya işte biz 10 kişi birleştik şuraya gidiyoruz diyenlere bağışlarda bulunmanıza gerek yok. 10 kişi birleşsin gene gitsin. Ama sizin paranız boş yere gitmesin. Bu arada son bir şey daha söylemiş olalım. Bütün ülke aslında şu anda nerede yardıma ihtiyaç varsa o illere destek olmaya çalışıyor. Ve diğer tüm illerde de toplama merkezleri var. Belediyeler, valilikler böyle kampanyalar yürütüyorlar. Oralara başvurup, oralara kolilerinizi ulaştırıp o şekilde yollarsanız çok daha sağlıklı olur. Çünkü koliler açılıyor, işte ihtiyacı organize göre ediliyor. Evet, organize ediliyor, paylaştırılıyor. Ona göre çok daha sağlıklı ve amacına uygun bir yardım olmuş olur. Evet dostlar, şimdi sıra geldi elimizdeki malzemelerle bir deprem çantası hazırlamaya. Şimdi bizim için en önemli şeyler aslında ilk başta çocuklar için bezler. Daha sonra bir tane çakımız var, çok amaçlı. Böyle içinde her şeyin olduğu, alyandan işte bıçağa vesaireye, tornavidaya kadar bir çakı. Bölmeleri var, orada yerleştirelim. Evet, bu kesin olması gereken. En önemli olması gereken şeylerden biri düdük. Öncelikle ufak bir ışıldak. Yani Allah korusun, işte dillendirmeyelim çok. Sonra da büyük bir tane ışıldak. Biz bunu full şarj ettik. Bu böyle bir kere şarj olduktan sonra bir sene sonra bile çalıştırsanız yani çok uzun süre ışığı gidiyor. Güzel bir ışık. Ki zaten bir de şöyle bir şey var. Deprem ya da afet çantası, yani sadece deprem için de düşünmemek lazım. Hazırladığınız çantayı 6 ayda bir güncellemek de gerekiyor aslında. Yani mevsim şartlarına göre. Gıda koyuyorsanız onların tarihine bakmak gerekiyor vesaire vesaire. O yüzden bir kendinize bir tarih belirleyip 6 ayda bir check etmek gerekiyor bence. Şimdi en önemli şeylerden biri bir konserve. Tabii dediğiniz gibi bunlara eklem yaparız. Özellikle de meyve suları. Mamalar. Aynen, bebek mamaları. Bunlar çok önemli. Çünkü o anda yani sıcak su bulamayabilirsiniz. Onlara yemiş. Siz her şeyi yersiniz ama hani çocuk ve bebekler, onlar için mamalar. Bu şu anda hem Mia'nın hem Murat Deniz'in tüketebileceği bir şeydi. Bir gofret aldık biz bunun için. Yani ya şekeriniz düşebilir. Yani en basit bir tane yediğiniz zaman sizi iki gün en azından götürebilecek bir gıda şeylerle birlikte. Bisküvi. Çakmak. Arkadaşlar yani ateş yakmanız gerekir, ısınmanız gerekir, su ısıtmanız gerekir, bir şey pişirmeniz gerekir. Çünkü bir çalı çırpı toplayarak ateş yakabilirsiniz ve onu kullanabilirsiniz. O yüzden bir tane çakmak, ıslak mendil kullanmamız gereken. Şunları açayım. Dezenfektan ve kolonya. Kolonya ve dezenfektan. Bunları şu yan gözüne koyuyorum. Arkadaşlar su en önemli şey. Biz özellikle böyle ufak kutular tercih ettik ki daha pratik olsun, hem taşınması hem depo edilmesi, her yere koyabilelim. Çünkü böyle zamanlarda özellikle temiz su bulmak çok zor oluyor. İçecek su bulmak çok zor oluyor. Özellikle şimdi yani beklenen İstanbul depremi mesela, İstanbul'daysanız yani Allah korusun, şu anki yapılan hazırlıklarla herhalde böyle bir deprem olduğunda ara sokaklara bile bence ne itfaiye ne şey giremeyecek. Ambulanslar giremeyecek ve gerçekten zor durumda kalacağız dostlar. Hazırlanın. Yani buna bir savaşa giriyormuş gibi hazırlanın. Öyle hazırlanmanız gerekiyor. İnsan düşünmek istemiyor. Böyle bir ihtimalden kaçmak istiyor. O kadar insani duygular ki bunlar. Çok normal böyle hissetmemiz ama bir yandan da gerçek. Yani acı ama gerçek. Allah'ım orada olanlara yardım etsin. Hani biziyiz ama oradakiler diye düşünmeden şu an gün geçiremiyorum. Saat geçiremiyorum. Çok
zor, çok zor yani. Konuşmakta zorlanıyorum. İnsanların oradaki ruh halini düşünemiyorum. Yani empati kuramayacak kadar büyük bir acı bu. Ya şimdi çocuğu olanlar daha iyi evet anlar. Ya. Öyle Instagram'dan gönderiler, evet, evet. Twitter'dan haberler izledik ki yani kızını kaybeden baba, oğlunu kaybeden anne yani haber alamayanlar hiçbir çok şekilde üzücü. Donarak yani düşünsenize önünüzde bina yıkılmış, siz çıkmışsınız ama içeride çocuklarınız var ve onlar için endişeleniyorsunuz. Yani söyleyecek bir şey yok bunun için. Gerçekten çok zor. Allah kimseye böyle şeyler yaşatmamalı. İnşallah yaşatmaz. Ama dünyada böyle bir yer. Ne yazık ki içinde çok fazla acı var. Yine Allah sabır versin. Japonya mıydı? Bu çok fazla depremlerin olduğu ama artık bunu gerçekten çok normal karşılayıp hasarsız atlatabiliyorlar. Umarım benim de canım ülkem bir gün o seviyeye gelebilir. Yani bunu hayal ediyorum. Yani şu var, geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam şu anki depremden daha yüksek ölçekte bir deprem olmuştu. Ne ölü vardı ne yaralı vardı. Bir hayat, bir can her şeyden daha önemli olması lazım. Ne diyeyim, bir şey de çok şey var da şimdi ne söylesek adı siyaset yapıyorsunuz gibi olacak. O yüzden aşağı yukarı aynı duyguları paylaşıyoruz diye düşünüyorum. Evet, umarız insan hayatının gerçekten önemli olduğu, böyle evet. Müteahhitlerin işte para kazanmak için sağa sola rüşvet vererek böyle çürük binalar yapmadığı sabahlara uyanabiliriz. İnşallah diyelim. Çünkü hak ediyoruz yani, hak ediyoruz. Umarız bu video sizin için bir başlangıç olur, sizi bir ittirebilir ve deprem çantanızı oluşturursunuz, gerekli tatbikatları yaparsınız, evde bir buluşma yeri seçersiniz. Dediğimiz gibi bu AFAD'ın, Kızılay'ın, Ahbap'ın vesaire sitelerinde deprem öncesi, deprem anı ve sonrası neler yapmanız gerektiği yazıyor. Bunları bir okursunuz. İnşallah hazırladığımız bu video bir nebze olsun, teşvik edici olur ve bu soğuk günlerde deprem nedeniyle çok zor durumda kalmış insanları ısıtabilecek, onlara yardım elinizi uzattığınızı gösterecek bir koli hazırlamanıza, bir paylaşım yapmanıza da vesile olur. Diğer videolarda görüşene kadar dostlar, hoşça kalın. Hoşça kalın.